Evet sabah sporunda ilk saat dilimindeyiz. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni güne yansıyan en sıcak manşetleri şimdi göreceğiz. Taner Karaman da aramıza katıldı yaklaşık ona kadar buradayız sevgili izleyenler. Hoş geldin Taner nasılsın? Teşekkür ederim Şiylem sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyi olmaya nerede? çalışıyoruz. Aynen öyle. Spor evet. dünyasında da tabii gündem koronavirüs. Hemen şöyle Galatasaray'ın sayfalarına gidelim sevgili izleyenler. Ne oluyor ne bitiyor hemen. Size gündemi anlatalım. Türkiye kenetlenmiş durumda spor dünyası tek yürek oldu koronavirüse karşı. Abdurrahim Albayrak'ın ardından bu arada Fotomaj gazetesinin kapak sayfasındayız. Teşekkür ederim. Fatih Terim'in de Covid-19 testinin pozitif çıkması tüm futbol ailesini üzüntüye boğdu. Senin yorumlarını merak ediyorum. Hastaneden Terim'le ilgili bir açıklama geldi ve hafif öksürüğü dışında aslında başka bir semptom yokmuş. Tedavisi Hı. devam ediyor. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi bir kere daha iletelim. Evet. Yani dilerim e, bu şekilde de devam eder süreç Hı. ve hocam bir an önce e, hastaneden de ayrılacak duruma gelir. E, tabii üzüntülü bir durum. Sayın Göksel Gümüşdağ da şu an kontrolde bir taraftan. Evet. O da kontrol altında tutuluyor. Henüz bir sonuç yok ama kontrol altında tutuluyor. E, üzüntü verici bir durum. E, futbolda değil, sporda dünyanın ne halde olduğunu zaten biliyoruz. Ancak tedbir alma konusunda ne kadar hızlı davrandık sporda, o biraz tartışmalı. Ee, ve bunun da sonuçlarından e, sadece ikisi şu anda bizim karşılaştığımız durum. Evet. E, çünkü testler daha devam ediyor birçok yerde. ve e, bütün dünya devam ederken, dün, pardon, e, ertelerken dün mesela Marka Gazetesi'nin e, Fatih Hoca'nın e, pozitif çıktığını duyurduğu manşetinde şu yazıyordu. E, Avrupa'nın en son ligini erteleyen ikinci ülkesi olan Türkiye'de Fatih Terim'in testi pozitif çıktı diye. Yani bu şekilde bir hı hı. ihmalin olduğunu zaten artık bütün dünya görüyor. Ve bundan sonraki süreçte vakalar her arttıkça Türkiye Futbol Federasyonu'nun artık e, görev süresinin de her geçen gün daha da kısaldığını söyleyebiliriz. Çünkü e, gerçekten de ilk kez. Yani bu seviyede e, sosyal medyada hatta sosyal medyanın dışında da bizlerin nabzını tuttuğumuz taraftarların bu şekilde e, birlik içerisinde olduğu bir konu gördüm ben. Hı hı. Evet, dediğin gibi yani bu çok zor bir dönem. Evet. Dostluk ve dayanışma ruhu ön plana çıktı. Yani birçok taraftar kulüp geçmiş olsun mesajı yayınladı. Keza senin dediğin, dediğin gibi birçok gazetede dünya çapında. Yer verdiler bu destek mesajlarına. Bu arada Başkan Erdoğan da geçmiş olsun mesajını gönderdi. Ondan da bahsedelim. Abdurrahman Bayrak ve Fatih Terim aramış. Geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın koruma amaçlı hastanede kalacağı açıklandı. Birçok futbolcu testten geçti bu arada. Testler Doğru. negatif de çıktı. Yani iyi haberler de yok değil aslında. Beşiktaş'ta öyle. Aynen. Ee, örneğin Trabzonspor'da da yine negatif çıktı bilgileri geliyor. Diğer takımlar da tek tek gireceklerdir. Anadolu'da birçok takım hızlı testleri bekliyor, hızlı kitleri bekliyor. Onlar geldikten sonra onlar birçok takım da tekrar tekrar testlere girecek elbette. Dağlısıray da ikinci testten geçti, orada da negatif. Doğal olarak evet, geçmesi sonuçlar. gerekiyordu doğru Aynen, diyorsun. Öyle. Yani şu anda bile bile la denilebilecek bir durumla karşı karşıyayız ve Beşiktaş Galatasaray Galatasaray Beşiktaş derbisinde olan kim varsa basın mensuplarından yöneticilere kadar kimler varsa hı hı. hepsi denetimden geçmesi gerekir. Ve üstelik sadece denetimden geçmesi gerekenler bu insanlar değil bu insanların temas ettiği çevresindeki kişiler de şu anda risk altındalar. Yani bir hafta bu ligi oynatmak hı hı. binlerce kişinin aklında soru işaretleri oluşturmaya neden oldu ki bir de pozitif vakalar ortaya çıktı ne yazık hı hı. ki. Peki sabah gazetesinde spor kapak sayfasını görelim hemen sizlerle birlikte sevgili izleyenler. 70 hastanın sonucu negatif. Demin de bahsettik e, futbol şubesinde görev yapan herkes testten geçirildi Galatasaray'da. Oyuncularla beraber 70 kişiye daha test yapılmış ve e, negatif sonuç çıkmış. Biraz moralleri tabii yükselten bir haber oldu. Şimdi ikinci bir test de yapıldı. Onun sonuçları henüz gelmemiş anladığımız kadarıyla. Kulüp çalışanları da kontrolden e, geçirildi burada üzüldüğüm nokta şu. Nedir? Temelde bir noktada şu. Liglerin ertelendiği hafta tabii ki Fatih Hoca hı hı. Galatasaray yönetimi sıklıkla açıklama yaptılar. Ligler ertelensin, oynanmasın şeklinde çok e, net ifadelerle Fatih Hoca'nın e, basın toplantısında söylediği çok net ifadelerle bu söylemler oldu. Sonrasında farkındaysan 3-4 gün erteleme gelmedi. Hı hı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın 7 dakika süren bir televizyon kanalına yaptığı açıklama sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu değil bu arada harekete geçen harekete geçildi. Acil bir toplantı kararı çıktı. Apar topar Ankara'ya gidildi. Ve ondan sonra erteleme geldi. Çok daha alt detaylarını off the record denilen o sadece bana özgü ifade edilmiş detayları paylaşmayacağım buradan. Ancak Bernard Gözbaşı o basın daha doğrusu basın toplantısı ile de, o ifadeleri kullanmasaydı biz bir hafta daha oynayacaktık ne yazık ki. Bir hafta daha oynayacaktık. Bu arada şöyle bir soru da doğuyor. Terim ve Albayrak Güçsü nereden kaptı? Bak özel bir haber. Hı -hı. Suat Umurhan'ın bir haberi. Bence detaylarına inelim biraz daha. Evet. Hemen sayfanın altına ineceğiz. E, camiada merak konusu oldu bu. Şöyle gelişmeler var. Beşiktaş matın, maçından önce Albayrak gripmiş. Çok sıkı zaten giyinerek maçı takip etmişti. Fotoğraf karelerine yansımıştı. Derbiden bir gün sonra pazartesi günü Başkan Cengiz'in ofisinde bir toplantı yapılıyor Taner. Evet. E, fikir alışverişinde bulunuyorlar. O toplantıya Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay Kan Kançal, Fatih Terim de katılmış. Şimdi Terim ve Albayrak dışındaki isimlere de test yapıldı. Sonuçları henüz gelmedi sanırım. Gelmiyor. İnşallah olumsuz olur. Ee, bu arada Almanya'nın eşi Şükran Hanım'ın da tedavisi evet. sürüyor. Onun da altını çizelim. Yani burada e, küçük bir ihmal de var bu arada. Onu söylemek lazım. Yani Bugün e, grip olan, sen grip olsan şu anda bu yayını yapmıyor olurdun büyük ihtimal. Hı -hı. Beni düşündüğün için. Çevrendeki insanları düşündüğün için. Abdurrahim Bey'in de grip bir şekilde bu vakalar evet. o kadar gündemdeyken e, yönetim böyle açıklamalar yapıyorken Fatih Hoca'nın ısrarla ertelensin dediği bir dönemde Abdurrahim Bey'in de e, gripken kendisini korumaya alıp insanların yanında olmaması gerekiyordu o gün. Hı hı. Tribünde olmaması lazım. Sonrasındaki toplantıya gitmemesi gerekiyordu. Abdurrahim Bey'in de burada e, sanki bir küçük bir ihmali var gibi gözüküyor. Bir Dilerim, yönetici daha hastalanmış bu arada. O da kendini evet. karantina altına almış Mahmut Recevik. İşte Abdurrahim Bey'in de bu karantina hı hı. sürecini derbi maçtan önce alıp Evine kapatması gerekiyordu kendisini. Bir ihmal söz konusu orada. Yani burada evet gripseniz, bunun e, Covid-19 ya da değil, hı hı. hiç önemli değil. Kapatın kendinizi de bir köşeye. Zaten bu sadece Abdurrahim Bey nezdinde değil. Herkes için söylediğimiz bir şey var. Evde kalınması gereken bir ortamdayız. Evet. Hele siz bir de gripseniz gitmeyin zaten derbi maça. Ton sonrasında toplantıya gitmeyin. Bu arada Yusuf Günay da gözetimde sonuçlar çıkana kadar hastanede kalacakmış, tedavisine başlanacakmış. Bir mesaj gönderdi, sizleri bilgilendireceğim dedi. Fatih Terim'in durumu iyi, yapılan açıklamalara göre tek sıkıntısı şu anda öksürükmüş. Kızı Buse Bahçe Kapılı'da bir açıklama yaptı. E, sigara içmemesi çok büyük avantajdı dedi. Kronik bir hastalığın olmadığından bahsetti, mümkünse evinizden çıkmayın diyor. Erken teşhis bu arada. Aynen öyle. Fatih Hoca'nın Kronik. şu anda Erken bir teşhisi var. Erken bir şekilde hemen hastaneye başvurması sonrasında şu an vakalar, vaka değil, e, hı hı. semptomlar çok düşük seviyede. O yüzden müdahalede de e, avantajlı durumda e, hastane. Peki manşetten duyurdular bu haberi. Neler paylaştılar? Bir bakalım mı istersen? Foto Maç gazetesinin 9. sayfasını uzanıyoruz sizlerle birlikte. E, manşetten ne gibi Bilgiler verdi Dünya Basını. Sayfanın biraz altına inelim. Konuştuğumuz detaylar yine buradan var. Sizlerle buluştu. Fatih Terim'le ilgili hastaneden güzel haber var. Yusuf Günay kontrol altında. Manşetten şöyle dedi İtalya La Gazzetta della Sport. Terim pozitif manşetini kullandı. Futbolda bir başka ünlü isim daha pozitif çıktı. Fiorentina ve Milan'ın eski teknik direktörü Galatasaray'ı çalıştıran Terim COVID-19'a yakalandığı ifadesini kullandı. Almanya, Kolombiya, Hindistan basını da birçok basın yer verdi. Hepsini takip etmişsindir. Hı hı. İlginç ifadeler var mıydı? Biraz o aslında liglerin ertelenme durumu, gecikmeyle ilgili evet, detaylar var değil detay mi? Evet, markadaki detay dışında çok çarpıcı bir detay yok. Genelde duyurular var tabii. Hı hı. Ama markada e, ligin en geç ertelenen ikinci ülke durumunda olduğumuz da belirtilmiş durumda. E, yani burada mutlaka gerekli dersler çıkartılacaktır. Hı hı. Dilerim hepimizi üzen... Daha büyük vakalar yaşan, sonuçlar yaşanmaz. Yaşanmayacağına inanıyorum, evet. yürekten inanıyorum. Ee, ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, çok ciddi bir şekilde biz nerede hata yaptık diye bir düşünüyor olması lazım.